TV kanal olarak güzel ve güneşli bir İstanbul Cumartesi sabahından herkese günaydın kardeşlerim. Buradaki molileri buraya aldım. Bir an önce son durum videosunu paylaşayım çünkü çıkacağım. Moli yavruları buraya aldım. Lepisteslerin hepsini. Ki bir tane moli yavru şimdi gördüm sizin huzurlarınızda. Aralarda kalmış. Onu da alayım abi, onu da alayım. Nereye gitti bu kerata? Gel abi, gel sen, kaçma, gel. Gel pıtırcık. Niye alıyorum? Çünkü bu akvaryumun arkadaşlar pH'ı düşüyor. Suyun sıcaklığı hemen hemen aynı olduğu için böyle çat diye koydum. Hani yapacak bir şey yok. Çık çocuğum, çık. Telefonda elimde hiç olmadı. Tamam, bunları da Japonlara yem olarak vereceğim şimdi. Şimdi kardeşler, son durumu hemen paylaşmak istedim. Lepisteslerin hepsini dışarı aldım. Gördüğünüz gibi bidonumuz orada ve bakın, siz de dikkat ederseniz içim el vermedi, ısıtıcı çektim çünkü dün yaptığım bir aparatla dalgıç lambayı daldırdım. Dalgıç lambayı daldırınca yani 2-3 moli yavrusundan başkasını göremedim. Niye göremedim? Çünkü yeşil su olmuş. Dibi gözükmüyor. Topraksız tarımımız, biberler, domatesler iyi gibi gözüküyor, çilekler şu an. Bakın, hatta yapraklar dikilmiş gibi çileklerin. Bir kardeşimiz söylemişti, çilekler burada yapısı itibariyle yetişmez gibi gözüküyor. Evet. Onlara ileride hani tutsun bakalım, hani yetişiyorsa şu marulları da işte sattığımız zaman kardeşim onlara da bir yer açacağız kısmeti. Bir şekilde genişleteceğim o straforları altındaki falan. Şimdi su mercimekleri ziyan olmasın istiyorum. Sonuçta kaplumbağa ve Japonlar yiyor bunları kütür kütür canlı yem olarak. Yapacak bir şey yok, bu kadar da ziyan olacak. Yani. Şimdi beta yavrularımız iyi. Gördüğünüz gibi beta yavrularında bir sıkıntı yok. Birkaç ölü görüyorum ama o da normal. Yani yapacak hiçbir şey yok. Su da infüzorya ve yeşil su var. Dibe çöken yavrular. Yani niye dibe çökmüş bunlar ya? Dibe çöken yavrular var. Yani artık kendini kurtaran kurtaracak. Önceki ilk yadigar yavrumuz burada. Dişimiz burada. Erkek beta burada. Ha, dün demiştim, bir tane dişim orayı tedavi ettik. Videolarını hazırladık. Hatta bir kardeşimiz dedi, bekliyorum. Dişi moli kayıp. Yani çok enteresan bir şey. Hani inanılır gibi değil. Dişi molimiz kayıp kardeşlerim. Etrafa bakıyorum, hani atladı sıçradı falan mı diye. Yok yani. Öyle bir şey yapacak halde değildi zaten. Olsa buralarda olur. Dişi moli kayıp. Yani inanılır gibi değil. Ben de hayretler içerisinde. Hani buralara atlamış olur atlasa. Ki görürüz ama yok. Dişi moli kayıp. Belki de şu arkadaki Amanya Gracilis'in aralarına bir yere girdi. Çok dürtükledim ettim ama yok, bir türlü çıkaramadım. Durum bu kardeşlerim. Şimdilik hoşça kalın. Devam edeceğim. Evet kardeşler, son duruma devam edeyim. Şimdi şöyle. Bakın ısıtıcı çektim. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü huylandım. Yani ulan ısıtıcıyı da yapıştırmıştık. Böyle yukarı çıkmış. Olsun, yapacak bir şey yok. Suyu ısıtsın da yeter. Bakın lepistesler gözüküyor. Yani daha önce aşıladıklarım inşallah bu ısı düşüşlerinde ölmemişlerdir. Gerçi lepistesler ısı kaybına, yani şey, ısı düşüşlerine dayanıklı soğuk sularda yaşayabilen balıklar ama nazikler de yani, gel gelelim. Dün ve ondan önceki gün iki tane moli yavrusunu gördüm. Yani yüzüyorlardı falan. Bir sıkıntı yoktu. İnşallah onlar da yaşıyordur bir şekilde. Artık buradan götüreceğiz. Hani lepistesleri niye oraya aldın dersen, artık varil mevsimi başladı. Bir de ben kardeşlerime gelin alın dedim hediye. Kimse gelemedi, edemedi. Ayarlayamadık, yapamadık. Büyük akvaryumda da pH düşüyor görüyorsunuz. pH düşüklüğünden olmadı bu iş. Yani zaten özel türe geçeceğim başka bir akvaryumda. Bakalım kısmet. Özel tür üreteceğim yani. Lepistes için ayrı bir akvaryum yapacağım. Bir de bir kardeşlerimiz dedi yeni bir akvaryum kursana. Evet, onu da yapacağım kardeşlerim. Bir tane daha akvaryum kuracağım. Şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi tilki kuyruğunu da buraya koyduk. Bu şekilde bakalım ne olacak, ne elde edeceğiz burada.
Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bugün işlerim var, özel işlerim. Dışarı çıkacağım. Hemen şimdiden paylaşayım da videoyu. Görüşmek üzere kardeşlerim. Hoşça kalın. Evet, son duruma yine bir şey eklemek istedim. Çatı arasına girdim. Bakayım buralar nasıl dağınık eski kümesime. Tabii yine böyle içimi gıdıkladı. Burada yine kuşlarımın kokusu var. Affedersiniz. Tüyleri, pislikleri, bilmem neleri var. Burada şimdi şunu eklemek istedim son duruma kardeşlerim. Yarın akvaryum su değişimi var. Akvaryumdan çıkan suyu buna dolduracağım. Bunu da dışarıda gün ışığına bırakacağım. Bakalım ne olacak. Hani yeşil su üreyecek mi kendi kendine? Bunun içinde de ileride bir şeyler yapacağız. Lepistes mepistes koyarız buna da havalar iyice ısınınca. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada eklemek istiyorum. Facebook grubumuzun linkini paylaşıyorum videoların açıklama kısmında. Orada girip bilgi paylaşımında bulunursanız böylece bilgiyi daha çok kardeşimize ulaştırmış oluruz. Paylaşımı, bilgiyi, sevgiyi daha iyi olur diye düşünüyorum kardeşlerim. Çünkü ben hem Facebook hem grup hem sayfa hem WhatsApp inanın zor yetişmeye başladım yorumlara falan. Siz de takdir edersiniz ki bir de günlük işlerimizin içinde bayağı bir gecikiyorum yorumlara cevap vermeye. Hatta mesajlara bile bazı kardeşlerime çok geç cevap veriyorum. Kusura bakmasınlar. Hani bir yandan kızıma bakıyorum. Oraya koştur, buraya koştur. Evin market alışverişi, pazar alışverişi hep benim üstümde. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim kardeşlerim. Hoşça kalın.